Sanatçı isminde takdim edilen perişan kimseler varsa onlara zebun ettiler, onlara mahkum ettiler. Ve sen de kenardan seyrettin. Neticede hiçbir şey olmayacak zannettin. Böyle gelmiş, böyle gider zannettin. Ama şu hadiseler gösteriyor ki 6 tane öğretmeni kurşuna diziyor, bir pislik gibi çiğneyip geçip gidiyor. Ve yüreğinde hiçbir korku taşımıyor. Bu nesil nerede peydahlandı? Bunları kimler okuttu? Bunlar hangi mekteplerden mezun oldu? Biliyorsunuz bunları. Ve biz bu azapları, bu cezaları çekecek bir seviyeye ulaştık. Daha beterlerinden, daha korkunçlarından kurtulabilmek için bütün ümmeti Muhammed'in Allah'a dönmesi, Allah'ın nizamı olan İslam'a pazarlıksız sarılması lazımdır. Başka çare kalmamıştır. Öyle bir nesil geldi ki diyor Rabbi Resul-i Zişanımız وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Emredilmedikleri şeyleri yapmaya kalkıştılar. Allah'ın böyle bir emri yoktu. Allah'ın böyle bir hükmü yoktu. Bunlar kendileri ortaya koydu. İmkan var mı kardeşlerim? Ben Müslümanım diyen, namaz kılan, hacca giden bir Müslümanın hanımı bacağına kot pantolonunu giyip de sokağa çıkabilir mi? Sorayım sizin vicdanlarınıza. Nasıl olur bu? Sokakta bu kadın dolaşırken, sırtına kadar çıplak olarak dolaşırken, önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını ortaya koyup dolaşırken, bu kadına şehevi nazarlarla bakanların, hayvani duygularla bakanların gözlerinden bu adam rahatsız olmayacak mı? Bu ne biçim Müslüman bu? Hele bugünkü gibi dini ahlakın sıfır olduğu bir cemiyette, her tarafta zanilerin, canilerin kol gezdiği bir şehirde bir Müslüman adam kızını veya karısını çırçıplak soyup sokağa nasıl salabilir? Bunu hangi kitapla bağdaştırıyor? Hangi peygamberle? Soruyorum vicdanlarını sizin. Kimseyi hedef almıyorum. Kimseyi kimse aleyhine kışkırtmıyorum ben. Kanunsuzluk yapmıyorum. Ama vicdanınıza soruyorum. Bu kılık kıyafeti Allah'ın Resulü mü emretmişti haşa? Sizi zorlayan bir kanun mu vardı haşa? Yok. Neden Müslümanlar bu perişan hale geldiler? Neden şuurlanmadılar? Neden sahip çıkmadılar? Neden hükmedemediler? Neden hakim olamadılar? Neden bunun ızdırabını yüreklerinde hissetmediler? Neden kıldıkları namazın neticesi zuhur etmedi? Efendiler, büluğa erdikten sonra düşünebiliyor musunuz? 4 mezhepte de hüküm budur. Bir Müslümanın kızı, öz be öz kızı erginlik yaşına girdikten sonra, kadınlık halleri başladıktan sonra artık o özel bir forma, özel bir disipline tabi olacaktır İslam'da. Ve artık o kız erginlik çağına giren bir kız çocuğuna öz babası bile bazı sınırlar ve kayıtlar koyacaktır. Allah'ın kayıtları. Bir Müslüman baba öz kızının sırtına, karnına, uyluklarına, diz kapağından yukarısına gözünü dikip de bir saniye bakamayacaktır. Bakarsa Allah katına zina etmiş olacaktır. İslam'ın hükmü budur kardeşim. E hocam sen nereden bahsediyorsun? Ben İslam'dan bahsediyorum. Ama cemiyet o hale gelmiş ki ben getirmedim bu cemiyeti bu hale. Müslüman bunun ızdırabını duymadı. Adam Müslümandır. Nüfus kağıdında da Müslüman yazıyor maşallah. Kızını karısını çırçıplak soyuyor. Bikini midir af buyurun bilmem ne midir? Bir takım parçalarla bezlerle öz kızını ve karısını alıp binlerce hayvani iştahların, şehvani nazarların kol gezdiği plajlara öz kızını götürüp bir pazarlamaya koyduğu mal gibi teşhir ediyor. Ne Müslümanı bu ya?
siz Allah'ın cezasına müstahak değil misiniz? Siz, sizi Allah'ın azabından kim koruyacak? Allah'ın azabı değil mi şu cemiyetin hali? Güneş battıktan sonra, etraf karardıktan sonra niçin sokağa çıkamıyorsunuz? Bu size Allah'ın cezası değil midir? Bu hadiselere bir mana vermek lazım. Ben Müslümanların nefsini suçlandırıyorum. Kendi nefsimi suçlandırıyorum. Herkes kendisini suçlu telakki etmesi lazım. Karışmayın, otur, kalkmayın. Herkes kendi nefsini suçlandıracak, dikkat ediniz. Ve herkes Allah'a tevbe edecek, istiğfar edecek. Yoksa sonumuz, yemin ediyorum, uçurum olacaktır. Allah'ın azabı karış karış yaklaşmaktadır. Ve İslam diye bir şey kalmıyor. İslam'ın derdine düşen yok. Neslini, çocuklarını o kadar ihmal ettin ki, o kadar günün fitnesinden, fesadından koruyamadın veya korumadın ki, o kadar şuursuz davrandın ki, bir kilo eti, bir kilo et kokmasın, çürümesin, bozulmasın diye o bir kilo eti götürüp buzdolaplarına soktun da neslin bozulmasın diye hiçbir tedbir almadın sen. Bir kilo sığır eti bozulmasın diye onu buzdolabına sokuyorsun da, tedbir alıyorsun da, neslin bozulmasın diye hangi tedbiri aldın Müslüman? Vicdanına soruyorum seni. Buna imkan var mıdır? Gidip de manavdan aldığın bir kilo inciri, manavdan aldığın bir kilo elmayı, armudu, kese kağıdının içerisinde kapatıyorsun, örtüp de ambalajlayıp götürüyorsun da kızını veya karını niçin çırçıplak taşıyorsun sokakta? Bir kilo armut kadar kıymeti yok mu bunların? Niye onları şehvet nazarından muhafaza etmiyorsunuz? Utanmıyor musunuz kardeşlerim yani? İçinizde hiç kimse var mı? Gitsin de bir karpuz yığınından kabuğu soyulmuş bir karpuzu alsın da koluna, koltuğuna soksun götürsün. Kimse bunu yapmaz. Kabuğu soyulmuş bir karpuzu kimse koltuğunda taşımıyor. Taşımıyor ama avradını çırçıplak soyup koltuğunda taşıyana ne diyeceksiniz? Utanmaz mı bu herifler kardeşlerim? İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. İslam'ın ahlakını söylüyorum ben. Bunlar mühim meselelerdir. Ve İslam cemiyeti diye bir şey kalmıyor, görmüyor musunuz? Mevlana'mız figan ediyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi figan ediyor. Diyor ki, sokakta kadınlar çırçıplak dolaşırlarsa, onları seyreden erkeklerin hayalinde yer edinirler bu kadınlar. Senin çıplak dolaşan kızın, senin çıplak dolaşan hanımın sokakta dolaştığı müddetçe bunları seyreden erkeklerin hayalinde ve hafızasında yer ederler. Oraya yerleşirler, o erkek de gece kendi yatak odasında hanımıyla Allah'ın emrine girerken kendi helalıyla değil hayalindeki kadınla zina eder diyor. Mevlana söylüyor bunu. Ve nesil dejenere olur. Cemiyet rezil olur. Bugün erkeklerin büyük ekseriyeti kendi helalıyla, hanımıyla değil, hayalindeki sokak kadınlarıyla haram işliyor, hayalinde zina ediyor bunlar. Siz hangi taharetten bahsediyorsunuz? Siz hangi cemiyetten bahsediyorsunuz? Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre, içtihadına göre, bir kadının kalktığı sandalyeye, bir kadın oturuyordu, kalktı. Koltuğundan veya sandalyesinden kalktı. O koltuğun üzerindeki o kadının vücudunun harareti kaybolmadan aynı koltuğa oturan erkek haram işlemiş, zina etmiştir diyor Ebu Hanife. O hararetten vücuduna geçmeyecek. İnsanın erkeklik hücreleri o kadının vücut ısısıyla harekete gelmeyecek. İslam taharet dinidir kardeşim.
İslam edep dinidir kardeşim.